Karı koca Nermin ve Hasan Elazığ'dan yayınımıza katılıyorlar. Üç tane çocukları var. İki oğlu bir kızı var. Değil mi? Doğru biliyorum Nermin'ciğim. Sevgili Hasan. Ve kızları da 18 yaşındaki kızları Dilan da 11 aydır kayıp. Evet. Öncesinde bir haber alıyorlar. Hatay'da olduğu bir Menekşe ile Façalı Menekşe olarak lakabı varmış. O da Hatay'daymış. O kızlarını ikna ediyor. Yani sizin söylediğinize göre ikna ediyor. Ve sevgili Dilan'ı Hatay'a götürüyor. Arkasından da başına bir sürü kötü iş getiriyor diyorsunuz. Maalesef çok kötü yollara kızını düşürüyor. Sizin iddianız da öyle. Şimdi dün o yayının ardından, konuştuklarımızın ardından özledin mi kızını çok? Çok. Ne zamandır? 11 aydır hiç görmedim. Hiç görmedim. Hiç. Sesini de? Hayır. Hiç duymadın? Hayır. 11 ay. 11 ay. Şimdi Nermin kızını istiyor. Ne istiyorum, evet. Dilan yayınımızın ardından bize ulaştı. bize bir video gönderdi, mesaj gönderdi. Bir ekranlara getirelim sevgili izleyiciler. Bir Dilan'ı çok merak ediyorduk, çok endişeliydik Dilan için. Bakın Dilan, bak annem. Dilan, bak sana neler. Annem. Annem. Bir gelsin, hemen okuyabilir misin lütfen detayı? Annem. Ben iyiyim. Hiçbir kötü durumum da yok. Kimsenin de ne silah zoruyla ne baskısıyla hiçbir yerde kalmıyorum. Arkadaşımın yanına geldim. Kendi isteğimdi, kendi rızamdır. İş buldum, kendime çalışıyorum. Kendime ayrı bir ev tuttum. Ayaklarım üzerinde gayet sağlam bir şekilde duruyorum. Ailemin gelip orada anlattığı falan fistan madde. Ben hepsine tahlil istiyorum. Tahlil olduktan sonra kim doğru kim yalan çıkar. Ve aksi bir takdirde kendilerim bende bana ne yaptıklarına dair her şeyin bir kanıtı var. Ses kayıtları olsun, her şeyi. Arıyorlar mesela, dünyanın küfrünü sayıyorlar, tehdit ediyorlar. Aksine ben burada kendim tek başıma daha iyi mutluyum. Kimsenin de baskısı altında değilim. Her şey için de tahlil istiyorum. Kızını aylar sonra Allah'a şükürler olsun bulduk. Emeği geçenlere bir kez daha bütün ekibime büyük bir alkış rica ediyorum. Yayınlarımız ses getirdi. Allah'a şükürler olsun. İşte ben bu yayını bu yüzden çok seviyorum. İyi ki de yapıyorum. Çok da mutluyum. Ama bazen işte böyle mesajlar da gelebiliyor. Kızın Dilan'dan bu mesaj var. Kızını nasıl buldun? Yani zayıflamış mı, değişmiş mi? Çok öfkeli sana. Aynen. Çok kızgın sana. Ben hiçbir şey yapmadım. Hı? Hiçbir şey yapmadım. Dilan Hanım şimdi yakasını bırakmamızı istiyor. İstiyor. Bizim biz ondan vazgeçmemiz. Şimdi arkadaşlar dedi, bunu gönderdikten sonra ben ekibi Hatay'a gönderdim. Şimdi bir adres vermiş değil mi bize arkadaşlar? Evet, şimdi ekibimiz o çok kısa bir zaman içinde o adrese ulaşmak üzereler. Dilan'ın verdiği adrese ulaşmak üzereler. Birazdan Dilan'ı da canlı yayında göreceğiz inşallah. 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 Söyle Hasan. Dilan Hanım ben... Ne demek? Söyle Hasan'cığım canım benim. Ben tek kızım Dilan Hanım. Ben onu... Canımı alsınlar, beni alsınlar. Benim Dilan Hanım. Alacağım benim onu. Kimse almana onu yemekten bırakmam. Benim çocuğumu bana versinler. Benim tek çocuğum. Ben tek kızımı istiyorum. 11 aydır mücadelemi hiç bırakmadım. Bu saatten sonra da bırakmayacağım. Tek canım sensin. Ben gelmem. Tamam. Tek canım sensin. Büyüklerin şey sesimi duysun. Ne olursunuz alın çocuğumu. Bana getirin, benim çocuğum o şekilde bir çocuk değildi. Böyle değil miydi? Hayır hayır, hayır ben olur mu? Hayır benim elimde ben çiken bastı çocuğum olur. Sakin. Senin kızın bu değişmiş mi çok? Çok değişmiş. Çok değişik benim kızım. Ha? Benim kızım çok değişik. Yani 11 ay önce sizden gittiğinde böyle değildi. Hayır öyle değildi. Benim çocuğum çiçek gibiydi. Ben çocuğumu tanıyamıyorum. Aynısı mı? Hayır. Çocuğu ne ala koymuşlar? Benim komşularım hepsi bağlansınlar. Allah rızası için bağlayın, konuşsunlar. Ben nasıl bir anneyim? Allah rızası için bağlasınlar. Otur, otur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kızınızı geri istiyorsunuz ama İstiyorum. Kırınız biraz size. İstiyorum. Şimdi ekip ulaşmaya çalışırken Dilan'dan evet. gelen mesajı bir daha okuyalım mı? Yani daha doğrusu ekranlara getirelim. Bir daha sakin sakin dinleyelim. Kızınız sizin evden çıkan kız değil anladığım kadarıyla. Yok. Çok değişmiş. Evet, çok. Nesi değişmiş? Her şey değişmiş. Yüzüğü falan her şey çok değişmiş. Canım benim ya. Çok. Yavrum yerin olursun yavrum. Mesajı okur musun Hakan'cığım? Getirsin ekranlara getirelim. Ben iyiyim. Hiçbir kötü durumum da yok. Kimsenin de ne silah zoruyla ne baskısıyla hiçbir yerde kalmıyorum.
Arkadaşımın yanına geldim. Kendi isteğimdi, kendi rızamdı. İş buldum, kendime çalışıyorum. Kendime ayrı bir ev tuttum. Ayaklarım üzerinde gayet sağlam bir şekilde duruyorum. Ailemin gelip orada anlattığı falan fistan madde. Ben hepsine tahlil istiyorum. Tahlil olduktan sonra kim doğru kim yalan çıkar. Ve aksi bir takdirde kendilerim bende bana ne yaptıklarına dair her şeyin bir kanıtı var. Ses kayıtları olsun, her şeyi. Arıyorlar mesela, dünyanın küfrünü sayıyorlar, tehdit ediyorlar. Aksine ben burada kendim tek başıma daha iyi mutluyum. Kimsenin de baskısı altında değilim. Her şey için de tahlil istiyorum. Sen çok değişmişsin nereye? Sen çok değişmişsin annem. Annem benim, o kızım sen değilsin. Değilsin yavrum. Nane getirmişler annem seni. Ben seni onlar için büyütmedim annem. Ben onlar için bırakmam ya. Ben seni bırakmam annem. İlham Hanım, adam beni tehdit ediyorsa buna ne yapmıyor orada? Ben her gün telefonda adam, tehditler. Ben bir çocuklarımı öldürmeyin. Çocuğum... Anladım, konuşacağız onu. Bir dakika, bir nermin içine döksün. Ben çocuklarımdan tehdit... Ben daha dayanamadım. Ondan sonra telefonumu iptal ettim. Kim yaptı bunu? Dilan'ın götürdü. Dilan'ı götürenler yaptı. Menekşe'nin ailesi Menekşe'nin mi? Annesinden Menekşe erkeklere numaramı dağıtıp açıp her gün iğrenç iğrenç küfürler. Senin telefonu erkeklere mi dağıtmışlar? Benim ifadelerim hepsi var. Beni tehdit edenlerin hepsinin ben numaralarını verdim. Elazığ Sayın Savcı. Hepsi biliyor annem. Şimdi telefon hattında Nuray varmış. Menekşe'nin annesi. Evet. Nuray Hanım merhabalar. Alo Nuray Hanım. Efendim. Duyuyor musunuz beni Nuray Hanım? Evet buyurun. Şimdi aile Elazığlı bir aile bize başvurdu. Diyor ki bizim kızımızı Nuray'ın kızı Menekşe sosyal medyadan kandırdı. Aldı evet. Eve götürdü. Şimdi evet. Sizin kızınız neden Dilan'ı Hatay'a gelmesi için ikna etti? Nasıl ikna etti? Şimdi ikna etmedi Didem Hanım. Bu kız nasıl tanışmışlarsa telefonda annesi durmadan yanlış şeyler söylüyor bu kıza. Ve ispatlayın. Kemerinde ekmeği saklıyor, gidiyor lavaboda ekmeğini yiyor. Ay. Aa, anne ay. Yapıyor. Gidiyor sinirleniyor. Yurda bir kere telefon açmış. Hayır benim eşim her şey yetiş şahitler. Bir dinleyin. Bir saniye özür dilerim. Ya, bekle Nuray'cığım. Sen bana telefonu açıp da kimsin benim kızım? Aynı anda konuşmayın. Hayır aynen. Ben babasıyım annesiyim. Sen kimsin benim için masaya çıkıyorsun? Ben ölmemişim. Ben burada. Hayır sen bana telefon açıp demedin sen mi kızım? Kimsin, aynı sen anda çıkıyorsun. Konuşmayın. Bir dakika. Sen bir defa kendi çocuk alan sen çıkamıyorsun. Dur. Bir dakika. Sen telefon açıp bana demedin mi? Sen nasıl çıkamıyorsun? Ses kayıtlarım bende. Elazığ savcısına sundum ben bunları. Bir dakika. Ben şunu merak ediyorum. Haklı olarak şimdi Nuray Hanım aileden şiddet görmüş olabilir. Diyelim ki aileden şiddet gördü. Çocuk sizin yanınıza neden kalsın? Niye devlete haber vermiyorsunuz? O zaman gidin şikayetçi olun. Neden? Neden? Hanım, ben gittim Arsuz Karakolu'na söyledim. Anasına telefon açtım. Arsuz Karakolu bana dedi ki bu kız istediği yerde kalabilir. Yaşını doldurmuş. Sakin olun. Senin kızın neden izin yani sen kızına neden izin veriyorsun dışarıdan tanımadığın biri geliyor. Didem Hanım ben izin vermedim kızıma. Vermedin. Ben kızıma izin vermedim. Kız binmiş gelmiş İskender'in otogarına kadar. Ama senin kızın Menekşe ikna etmiş öyle diyorlar. Evet. Telefonda sadece konuşuyorlardı Didem Hanım. Evet. Bak bilhassa ben kaç kere yanlış anladım kızımı. Dedim ki belki bir erkekle konuşuyor. Hayır. Dedim kızım sen kiminle konuşuyorsun? Dedi anne ben bir kız arkadaşımla Elazığlı bir kız arkadaşımla konuşuyorum. Dedi bizim erkek arkadaşımız yok. Peki ben şöyle biliyorum. Böyle. Sen aileyi eleştiriyorsun ama sen de kızını Menekşe'yi yurda vermişsin. Şöyle verdim Didem Hanım. Şimdi kendi geldi ya buraya karakola. Evet. Anası onu evet. Almaya. Kız gitmedi. Kız gitmeyince bana dedi ki kızımı evinize kabul etmeyin.
başı sıkışır eve gelir. Ama dedim, tamam. Sevgili Nuraycığım, ama şöyle siz aileyi arıyorsunuz diyorsun, gelin kızınızı buradan götürün, evet, kurtarın demişsin. Ses kayıtları var. Ses yalan, kayıtları. Yalan Didem Hanım, ben ne dedim? Dedim benim kızım, dedim ben kanserli bir kadınım. Ben dedim çocuklarıma bile bakamıyorum. Yani kızınız dedim tamam cahildir, bir çocuktur. Gelmiş buraya kadar farz et, yani bir kız arkadaşına geldi gezme niyetiyle. Ya anladım da gelin, çok geçmiş dedim, olsun bu arada. Kanser tedavisi görmüşsünüz. Allah bütün kanser hastalarına acil şifalar versin. Size de öyle. Ama...